Merhaba herkese, iyi akşamlar. Dinamikisi günlük grafik. Şimdi ne zaman videosunu yaptığımı hatırlamıyorum. Büyük ihtimal 2021 Temmuz'unda olabilir. Belki yani Ağustos'ta olur, Ağustos'un başı olabilir. 2020'de yapmışımdır çok büyük ihtimal. Çünkü pek de dönüp baktığım bir senet değil. Orada 10-30'u, 10-20, 10-30 civarlarını takip ediyormuşuz. Güzel bir örnek. Nasıl alınır, nasıl satılır? Şimdi piyasa diyor ki bak burada 1, 2, 3 tane temas var. Devam ediyor işlemler bu seviyede. 4, 5, bu satmaları da alabilirsiniz. Bunlarda 10-50, 6, 7, kırmış mı? Hiç kıramamış bir kısmı. Yani burada al, yukarıdan da işte 13'leri falan bulursan sat gibi bir durum ortaya çıkmış gördüğüm kadarıyla. Son dönem bir savaşta, savaş 24 Şubat Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla bir sert bir mum var oldu. 9.93'e götürüyor. Tabii bütün piyasaları etkiledi. Aynı zamanda aslında bir spin zone gibi de bir bölüm oluşmuş, bir bölge oluşmuş. Yani bu oldu bütün senetlerde. Orada savrulan, kaçan kaçtı. Ondan sonra piyasa dengelendi. Ve yukarı yönlü bir akım başladı. Dinamik kısımda da bakın burada net, yani biraz detaylı anlatıyorum. Net grafik kullanılır. 10.30'lar 10 veya 10 lira alabilirsiniz. 10 lira dibi kırılmadıkça bir kere burada negatif bir şey yok. Yani bir yatay bant devam eder mi? Onu tabi bilemiyorum. Yani o zaman bakacağız. 14'ün üstüne bir şey varsa bu bant kırılır tabi orada. Yukarı doğru hareketin gelişmesini ve devam etmesini teknik anlamda bekleyebiliriz. 9 Mart'tan beri de ufak 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 tırmanıyor. Biraz böyle çok keyifli bir tırmanış mı? Yani kötü de değil aslına bakarsan. 8 ortalamanın üstünde tırmanıyor ama 200 ortalamanın olduğu şu alan biraz karın ağrısı olmuş. 10-40 haliyle bir 10-40-10-50 civarında burada bir direnç attı. Bakın şurada da yok diyor çünkü 23 Mart'ta da fitil atıyor oraya. 11.50, özür dilerim 10 dedim galiba biraz önce. 11.50'de satıyorlar. Yine aynı yere zorluyor. 11.50'ye gelmiş. Bu direnç takip edilmeli tabii. Yani 11.50 altında kalmaya devam ettikçe orada bir sıkışma yaşanabilir. Devam ederse ama yani kırılırsa orada 12.50'ye kadar diğer bir direnç hattı var. Göstereyim onu da. Yatay çizgi koyayım bir tane. Görünmesi aslında bakın. 12.50 aşağı yukarı. Yani böyle alabilirsiniz. 11.50, 11.40, 11.50'nin kırılımından sonra bir diğer bir aralık daha bir alan içine giriyor. Biraz da hareketli bir senet. Onu da söyleyeyim. Dağınık yani. Yapısı çok volatilite biraz yüksek. Ona dikkat etmek lazım aynı zamanda. Günlük inişler çıkışlar gün içinde hareket şeyi çok fazla. Alanı çok fazla. Onu da bir hesaba katmak lazım. Yani bir stop ayarlayacaksanız mesela bunu hesaba katmalısınız veya bir direnç diye gelindiyse gün üstünde yukarı gidişler olabilir ama kapanış direnci üstünde gerçekleşmedikçe ona dikkat etmek lazım. Dolayısıyla devam ederse 12.40 yukarıda aranacak bir direnç hattı. O kısımda kırılmaya başlarsa şurada bakın 13, 14 alanımız var. 14 alanımız var. 12.40'ın üstünde de 14 yoklaması takip edilir. Yani oraya gidiyor mu? Şöyle bir tartıyor mu acaba? 14'ü piyasa bakarız. 14'ün üstü şu yatay alanın geniş şu gördüğünüz büyük yatay alanın katlama hikayesi olma ihtimali olabilir. Yatay alanların katlamasıyla takip ederiz. Şimdi burada bakın ne var? 4 liralık aşağı yukarı yani 3 lira 70 kuruşluk bir alan var. Yatay alan var benim gördüğüm. Tabii 14'te kırılıyorsa değil mi üstüne? Şöyle daha 17.60, 17.80 civarlarına kadar bir hareket alanı mevcut yukarıda. Dolayısıyla bu grafiği böyle bir stratejiyle takip edilebilir. Dirençler tabii önemli burada. Bir direnç geçirirse hareket hep diyorum. Diğer bir direnci olarak hesaplanabilir. Kısa vadeciler yani ben dipten aldım diyen varsa onlar 11'i takip edebilirsiniz. Çok küsuratına girmeyeceğim burada. 11 kırılmadıkça kısa vade şu şey devam etme olasılığı yüksek. Ya biraz yorgunlaştı o trend. Başında da söyledim yani satışlar geliyor biraz eğiliyor hafif ama şu gördüğünüz trendi 11 üstünde takip edebilirsiniz. Ya 11 kırıldığı zaman ona dikkat etmek lazım. Bütün ortalamanın altına giriyor tekrar fiyat. Benim kısmı. Çok bir hacim yok. Negatif tarafı. İyi değil. Bir miktar hacmin olması iyi olurdu. Dirençlerin kırılması kolaylaşır. Yani bir breakout arıyorsak bu mutlaka çünkü hacimli olmalı. O yönden eksiği var. Bunu söyleyeyim. Yani çok fazla piyasa ilgi duymuyor ama değerlendirene güzel bir grafik. Yani orada 10 lira civarındaki
10-30 aralığında. 10'a gevşetebilirsiniz, tekrar söylüyorum. Yani illa 10-30 diye takip etmek zorunda değilsiniz ama 10-30 aralığındaki o destek bölgesinde alanlar için aslında kötü bir kar yok. Çünkü çok kısa sürüyor şeyi yoklaması, yani 12 civarlarının yoklaması kısa sürüyor. Ki ciddi bir kazanç. %20 civarında bir kazancı var her hareket. 63 RSI. Ya güçlü bir alan, fena bir alan değil. Bir miktar momentumda düşüş orada da tabii gözüküyor. Yani MACD'ye bakıyorsunuz, orada da bir momentum düşüşü var. Ama hala pozitif diyelim grafikler için. Yorgunlar ama en azından yeşiller. Bunların dışında anlatılabilecek zannediyorum başka bir şey yok. Bunu dinlemek için. Herkese iyi akşamlar.